Allah kendisine sığınan kulunu yalnız bırakmıyor. Dolayısıyla sıkıntılarımız, stresimiz, bunalımlarımız, çaresiz zannettiğimiz şeyler kaldırabileceğimiz şeylerdir bizim. Kimseye Allah altında ezilip gideceği bir dert vermemiştir. Kurtulmayı bilmeyenler küçük bir kıvılcımın çıkardığı yangında yanıp kül olmuşlardır. Elbette evlerimizde stresimiz, bunalımımız olacak. Planlamadığımız, hesap etmediğimiz dertler ardı ardına gelecek. Çaresizlik içerisinde kıvranıp ağlayıp durmayacağız. Kendi kendini tedavi eden bir vücudun sahipleriyiz biz. Yara kendi kendine iyi oluyor. Kurcalamazsan iyi oluyor. Aldığın gıdaları vücut önemli bir ilaca dönüştürüp seni ayakta tutuyor. Bütün bunları organize eden bir beyin var, akıl var. Bunu da seni idare et. Anladın ki evde biraz sonra bu kıvılcımdan iyi silahlı çatışmalar çıkacak. İnsansın, aklını kullan. Çare üretmekte niye daralalım ki biz? Rabbimiz tedavisini de yaratmadığı bir sıkıntı yaratmamıştır. Hastalığından stresine kadar, bunalımına kadar ne varsa insanı rahatsız eden onun çaresini Allah muhakkak yaratmıştır. Arayacak, bulacak, vazifemiz bu.